Eline sağlık hanım. Bu lezzetli kahvaltılara iyice alıştırdın beni. Afiyet olsun Ayrullah Bey. Sen burada olduğun sürece canın ne çekerse yaparım ben. O zaman sen hep İstanbul'da bizim yanımızda kal babacığım. Ben de anneme yardım ederim. Sevdiğin yemekleri hazırlarız. Senin elinden kuru ekmek olsa bile yerim ben Zeynep. Al, burada taze ekmek var. Buyur babacığım. Baban lafın gelişi öyle söyledi yavrum. Hadi bakalım. Beni doyurdunuz ama sizin tabaklarınız hala duruyor. Önce ben bitirdim. Hayır ben bitirdim. Hayır ben. Hayır ben. Ufaklıklar, siz konuşurken ben çoktan bitirmiştim. Ya abi ya. Sen bu oyunda fasulyesin. Fasulye mi? Ben yaşı tutmayanlar fasulye olur diye biliyorum. Tamam işte. Bu küçüklerin oyunu. O yüzden fasulyesin. Baba, ben de seninle çıkayım. Aziz'le gazete dağıtacağız. Babacığım, gitmeden hemen sana benden bir bilmece. Sor bakalım. Eli var, ayağı yok. Karnı yarık, canı yok. Eli var, ayağı yok. Karnı yarık, canı yok. Evet babacığım. Ne ola ki, eli var. Eldiven mi? Ama... Eldivenin karnı yok. Hayır. Buldum. Ceket, ceket. Ya Mehmet, sana değil babama sormuştum. İnşallah mektepte hocanın suallerini de hemen böyle cevaplarsın. Baba, mektepte hoca çok zor sorular sorar mı? Sen iyi dinledikten sonra hiçbir soru zor gelmez yavrum. Bilmecelerimden zor olacağı kesin. Amin alayına katıldın mı okula hemen alışacaksın bak gör. İstersen senin yerine ben gidebilirim mektebe. Sen sıranı bekle ufaklık. Ufaklık mı? Senden bir yaş küçüğüm. ...20 Eylül 1914, Amiral Kardan emrindeki 12 harp gemisi ve 3 denizaltıyla Çanakkale Boğazı'nı abluk altına almak üzere görevlendirilmiştir. Çanakkale istikamlarına acilen asker takviyesi yapılması hususunun değerlendirilmesini emirlerinize arz ederim. İmza Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı. Ben bugün gerekli okul ihtiyaçlarını temin edeceğim. Var mı başka istediğin hanım? Yok yok, biz Osman'la yiyecek işlerini hallettik. Hadi bakalım o zaman. Kendinize dikkat edin. Annenizi de üzmeyin. Tamam, tamam babacığım. Siz de Allah'a emanet olun. Hadi, kalın sağlıcakla. Osman sen de fazla gecikme. Tamam anneciğim. Tasvir-i efkar çıktı, yazıyor. İtilaf devletleri harp gemilerini Ege Denizi'ne sevk ediyor. Yazıyor. Çanakkale'nin abluka planını yazıyor. Yazıyor. Haberler milletimize zeval gelmiş. Çanakkale'de savaş mı çıkacak? Öyle görünüyor. Allah yardımcımız olsun. Babam. Babamla gider mi acaba? Bir savaş çıkması halinde biz bile gideriz Çanakkale'ye Osman. Çok asker lazım, çok. İtilaf orduları çok güçlü. Of. Neyse, efkarlanma şimdiden. Bak ne diyeceğim. Akşam gölge oyununa gideceğiz babamla. Sen de gelir misin? Bilmem ki. Babamla daha çok vakit geçirmeliyiz. Onlar da gelsinler. Uygun adım marş, ileri. Sol, ki, üç, dört. Sol, ki, üç, dört. Sol, ki, üç, dört. Geri dön. Sol, ki, üç, dört. Aferin asker, ileri. Sol, ki, üç, dört. Asker, dur. Bir ihtiyacınız var mı küçük hanım? Size yardıma geldik.
asma yapraklarını toplamama yardım edebilirsiniz. Yaprak mı toplayacağız? Yoğurdu yiyen bilir, ayranı içen bilir. Yoğurdumun kadrini altta tadan bilir. Yoğurt... Kemal amca, tam zamanı. Yoğurt sarmanın yanına ne kadar da yakışır. Asker, dikkat! Gelenler var. Hemen gidelim. Beni de bekleyin. Koş asker, koş. Hemen sipere. Emredersiniz komutanım. Haberler kötü. İngiliz ve Fransızlar birçok kuvvetli gemisini Ege Denizi'ne gönderdi. Anladığım kadarıyla Çanakkale'yi kolayca aşarak İstanbul'a varacaklarını düşünüyorlar. Evet Hayrullah, haklısın. Aynen böyle düşünüyorlar. İstanbul'u işgal edebilmek için tek çarelerinin Çanakkale olduğunun onlar da farkında. Ama bilmiyorlar ki Çanakkale öyle kolay kolay geçilmez. O zaman biz bir an önce hazırlıklara başlayalım. Evden ayrılma vakti gelmiş görünüyor. Yoğurdu yiyen bilir, ayranı içen bilir. Yoğurdumun kadrini alıp da tadan bilir. Yoğurtçu! Yoğurtçu! Yoğurdu yiyen bilir, ayranı içen bilir. Ey yabancı, dost musun? Parolayı söyle. Ben dostum asker. İlla parola diyorsan. Dur bakayım. Şu bilmecemin cevabı parola olmalı. Akşam baktım çok idi. Sabah baktım yok idi. Akşam baktım çok idi. Sabah baktım yok idi. Neydi bu ya? Gece ne var ne var? Yıldız! Yıldız! Evet, parola bu. Doğru yanıt. Ay, üstüm başım toz olmuş. Askercilik oynamak kolay değil. Geldi, geldi. Ha? Parolayı doğru söyledi. Kim geldi oğlum? Parola Yıldız'mış anne, seni bekliyor. Kim geldi, ne parolası evladım? Yoğurtçu Kemal amca geldi. Hay Allah iyiliğini versin evladım. Çabuk söylesene. Bakracı al hemen. Adamcağızı bekletiyoruz. Aa, ben bununla yazı mı yazacağım şimdi? Onun adı Divit Mehmetciğim. Hadi ama gel de yemeğini bitir. Bütün yıl nasıl olsa yazmakla aşırı neşir olacaksın. Sahiden mi? Hep yazı mı yazacağız okulda? Hiç oyun oynamayacak mıyız? Oyun da olacak, olmaz olur mu? Ama ne demişler? Hokkamı, divitimi taktım kuşağıma. Amin deyip, beyaz ata binip, koştum gittim dört nala. Elif bağımı okumaya. Baba, amin alayında at gelecek değil mi? Gelecek tabii oğlum. Ben oğlumu ilk gününde mektebe atsız gönderir miyim? Yaşasın! Bugün ben de asma yapraklarını topladım babacığım. Annem de onlarla mis gibi dolmalar yaptı. Ellerine sağlık. Aa, Kemal amcadan da yoğurdumuzu almıştık ama sofrada yok. Nasıl da unuttum. Kaseye koymuştum oysa. Ben getiririm babama anneciğim. Akşam tatlıların şerbetini hazırlayacağım. Bir de okul giysisinin son provasını yaptık mı? Amin alayı için her şey hazır. Sağ ol yavrum. Benim akşam için başka bir planım var. Ne baba? Plan mı? Ne baba? Yemeğinizi çabucak yerseniz söylerim. Ne Osman? Keyifsizsin. Yemeğine hiç dokunmamışsın. Hı? Yok bir şey. Bir şey olmuş belli. Sadece karnım aç değil baba. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Hadi anlat bakalım. Bugünkü gazeteler Çanakkale cephesinde savaş çıkabilir diye yazıyor. Öyleyse sen de... Evet, savaş olabilir. Ama böyle kara kara düşüncelere dalarsak bu vatanı müdafaa edemeyiz değil mi? Haklısın baba. Sen de yemeğini hızlıca ye bakalım. Gölge oyunu temaşasına geç kalmak istemezsin sanırım.
Gölge oyunu mu? Gölge oyununa mı gidiyoruz? Aslan babacığım. Ben de kalan hazırlıkları yarın hallederim. Yaşasın. Gölge oyununa gidiyoruz. Karagöz'e civat izleyeceğiz. Çok mutluyum. Yaşasın. Çocuklar yapmayın. Savaş çıkacak diyorlar. Ben de duydum. Ortalık karışık. Buradaki askeri birlikler de cepheye çağrılacakmış. Sadece birlikler mi? Gönüllülere de çok ihtiyaç var. Baba, Allah sonumuzu hayretsin. Ya babam da giderse? Mehmet, duydun mu konuşulanları? Ha? Duymadım. Okulumu düşünüyordum. Derslerim çok olursa böyle akşam gezilerine çıkamayız. Sen okula gidince eskisi kadar oyun da oynayamayız. Başlıyor. 10 kere demedim mi sana? Sevme 9 yar. Sevme 9 yar. 8'de sefa, 7'de vefa. Olmaya zinhar. Olmaya zinhar. 6 ile 5, 4 ile hiç başa çıkılmaz. Başa çıkılmaz. 3'ün 2'sin terk ede gör. Ta kala bir yar. Ta kala bir yar. Yar bana bir eğlence medet. Vay Karagöz'üm, akşam şeriflerin hayır olsun. Hı? Akşam şeriflerin hayır olsun. Senin de silsileni tavşanlar kovalasın. Çok güzelmiş. Karagöz'üm, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bilmece bilir misin? Maşallah. Bilirsin yani. Elbet. Bilmece demek ben demek. Ben demek bilmece demek. Söyle bilmeceni, al cevabını. Bilmece soracak Zeynep. Peki Karagöz'üm, bir tane söyleyeyim. Söyle bakalım. Efendim, sokaktan aldım 1 tane, evde oldu 1000 tane. Nedir o bil? Nar! Onu bilirim yahu. Nedir efendim? Tahta kurusu. Hay Allah'ım, işte aklını versin Karagöz'üm. Tahta kurusu olur mu? Sokaktan bir tane al da, bak evde 10 bin tane olur. Benim söylediğim bilmece, nar. Nar. Ağım, bakıyorum da gölge oyununu ezberi biliyorsun. Çok seviyorum da fark etmeden ezberlemişim. Seni uykucu köpecik. Gel de yardım et bana. Babama her gün en sevdiği yemekleri yaparsan hep bizim yanımızda kalır. Zeynep, hayırdır yavrum? Benden önce uyanmış, ne yapıyorsun orada? Babama en taze salatalık ve domatesleri topluyorum. Babacığım, domates de yesene. Yedim ya yavrum. Salatalık aldın mı? Hepsini senin için topladım. Bir tane daha alayım. Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun herkese. Hadi Zeynep, bitti mi kahvaltın? Hadi oynayalım. Mehmet. Hı? Dikkat etsene yavrum. Bırak şimdi oyunu. Önce şu mektep giysisinin son provasını yapalım. Tamam anne. Sandalyenin vidaları gevşemiş. Başımıza bir kaza gelmeden hemen onarmak lazım. Ben de yardım edebilir miyim baba? Sağ ol güzel kızım. Kardeşimle oyun oynayın. Bu güzel hava kaçmaz. Ben Mehmet'le oynamayacağım bugün. Ne o? Dargın mısınız yoksa? Hayır.
Mehmet okula başlayacağına göre yalnız başıma oynayacak oyunlar bulmalıyım. İlahi Zeynep, mektep çıkışında yine oynarsınız. Zeynep her gün senin sevdiğin yemekleri hazırlarsa hiç yanımızdan ayrılmazsın diye düşünüyor. Mehmet'in okula başlaması da onu biraz endişelendiriyor. Farkındayım. Onunla anlayacağı bir şekilde konuşsam iyi olacak. Tut misket. Getir buraya. Aferin oğlum. Babacığım. He? Azizlere gidebilir miyim? Git ama çok gecikmeden gel. Yarın büyük gün. Tamam babacığım. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Aman gelmesin baba. Biliyorsun tamir işlerinde pek beceriksizim. Hadi hadi, zamanı gelince, iş başa düşünce öğrenirsin. Umarım. Kıpırdama Mehmet. Bak iğne bir yerine batacak. Gıdıklanıyorum anneciğim. Bitti. Tamam. Dur bakayım. Büyümüş de mektebe mi gidecekmiş benim oğlum? Tamam mı? Hı. Dur, üstündekileri çıkar. Kirleteceksin. Hay Allah. Hadi bakalım, herkes uykuya. Yarın Amin alayına geç kalmak istemeyiz, değil mi? Baba, yatmadan masalı anlatırsın, değil mi? Elbette. Siz yatağınıza yatın, ben hemen geliyorum. Önce ben, önce ben gideceğim. Hayır, önce ben. Önce ben. Çocuklar, koşmayın. Baba, hangi masalı anlatacaksın bize? Yeni bir masal anlatacağım Zeynep'ciğim. Bir serçe ailesinin hikayesi. Aa, bizim gibi mi? Mehmet uyumuş bile. Evet, baksana. Güvercin gibi gurulduyor. Serçe ailesi aynı ailemize benziyormuş. Anne serçe, baba serçe ve çocukları. Bizim gibi birbirlerini çok seviyor ve kolluyorlarmış. Ailede herkesin bir görevi varmış. Anne serçe çocuklarını büyütmekle uğraşırken, baba serçe ailesini güvende tutmak için her sabah erkenden çıkar, etrafta uçarmış. Bazen yiyecek arar, bazen de yuvalarının karda kışta yağmurda zarar görmemesi için çalı çırpı toplarmış. Kimi zaman etrafta aradıklarını bulamaz, çok çok uzaklara uçar, hemen yuvaya dönemezmiş. Çocuklar babalarını merak ederler miymiş? Tabii merak ederlermiş. Ama babalarının yuvalarını korumak için gittiğini bilirlermiş. Gitmesi gerektiğini de. O yüzden bir aradayken her anı birbirlerine sevgilerini göstererek değerlendirir ve mutlu olurlarmış. Babaları uzaktayken de birbirlerini her zaman seveceklerini düşünürlermiş. Unutma Zeynep'ciğim, sevdiğimiz kişiler aslında her zaman yanımızda, kalbimizdedir. Kişiler aslında her zaman yanımızda, kalbimizdedir. Selamun aleyküm oğlum. Selam. Bu harp meselesi nedir oğlum? Gelişmeleri takip ediyoruz. Hoca ve çocuklar da biraz sonra gelir. Mehmet de kocaman adam oldu. Hah. Hadi bakalım Mehmet. Sen de mektepli oluyorsun. Hayırlısı olsun. Okusun, büyük adam olsun. Hiç heyecanlanma oğlum. Ben de mektebe kadar eşlik edeceğim. Arkadaşlarınla tanışınca hemen kaynaşacaksınız. Hoca ne derse dinle. Tamam mı yavrum? Tamam. Siz hiç tasalanmayın. Bir atlı sesi duydum. Ha? Geliyorlar herhalde. Dur bakayım. Ha? 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 Başka bir şeye benziyor bu. Aa, şuna bakın. Bu bir ata süvari. Bak, ne kadar da kocaman. Hayırdır? Komutanım, Harbiye nezaretine bekleniyorsunuz. Aa. Çanakkale'de harbi ilan edildi. Harp mi? Savaş mı çıktı? Baba... Gidiyor musun?